Online olarak form oluşturma, anket düzenleme, bilgi toplama, çeşitli konularda insanların düşüncelerini merak etme veya geri bildirim olarak herhangi bir çalışma yapmak istiyorsanız birinci kitabımızda, ikinci kitabımızda da verdiğimiz örnekler gibi bu kitabımızda da bir örnek yer alsın dedik ve JotForm'u tanıtmaya karar verdik. Sevgili dostlar, JotForm... Yine daha önce kullandığınız programlara benzer bir özelliklere sahip. Bunun için öncelikle ana sayfasına giriyoruz. Ana sayfasına girdiğimizde fiyatlandırma ilk bakacağınız yer olsun. Çünkü zaman zaman sistemler değişebilir. Şu anda gördüğünüz gibi normalde ücretli özelliklere sahip olsa da ücretsiz olarak 5 form aylık olarak ve 100 form yanıtı 100 MB alan tahsis ediyor. Ücretsiz olarak. Aynı zamanda binde görüntüleme imkanı veriyor ki zaten projelerimizde bu kadar bir görüntüleme imkanımız olmayacak. Dolayısıyla bu bir vermiş olduğu haklar bizim için yeterli. Biz bu film e, e, haklardan yararlanmak için formumuza başlıyoruz. Jot form yazarak ana sayfaya girdik ve buraya bir hesapla girmemiz lazım. Dolayısıyla ben buraya Google hesabımla giriş yapacağım. Google hesabımla giriş yaptıktan sonra ee, ana sayfa olarak burası gözükecek. Burası direktten artık e, giriş yaptığınızda ilk karşınıza çıkan alan olacak. Bu alanda daha önce yapmış olduğunuz yani girişten sonra formlar düzenler çalışmalar yaparsanız bundan sonraki her girişinizde onları bu alanda görüntülemiş olacaksınız. Site orijinal olarak İngilizce tabii ki Windows 7 ve e, üstü. Yazılımlarda otomatik Türkçe çevir seçeneği olduğu için şu anda Türkçe olarak rahatlıkla görebiliyorsunuz. Daha da rahat anlayabilmeniz için siz de bilgisayarınızın e, dil özelliğini aktif hale getirirseniz e, İngilizce çevir aktif hale getirirseniz Türkçe olarak sonuçları ve tüm bilgileri görebilirsiniz. Çalışmamıza nasıl başlıyoruz? Öncelikle form oluştur kısmına gelerek başlıyoruz. Form oluştur kısmına geldiğimizde bize öncelikle 3 tane seçenek sunuyor. Diyor ki. Boş bir formla yani hiçbir şey olmayan her şeyi sizin tarafınızdan belirleyeceğiniz bir şeyle mi başlayayım? Yoksa benim size vereceğim örneklerden yararlanarak bir şey mi hazırlamak istiyorsunuz? Ya da daha önce bir form hazırladınız o formu buraya mı aktarmak istiyorsunuz? Bu üç seçenekten birini seçmek zorundasınız doğal olarak. Biz konunun daha rahat anlaşılabilmesi açısından boş formla başlamayı tercih ediyoruz. Tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman bu kez yine iki seçenek sunuyor bize. Diyor ki klasik form mu yoksa kart formu mu? Bu ne demek? Klasik form arkadaşlar tek sayfa üzerinde yani sayfaya girer girmez tüm soruların görülebileceği alan demektir. Kart form ise sadece bir sorunun görüleceği alandır. E hocam ben 10 soruluk yaptım. Tamam 10 soru için ne yapacak kişi? Her tıklamada bir soru görecek, o soruyu geçtikten sonra ikinci soruya tıklayacak, sonra öbür sayfaya tıklayacak vesaire. Bu şekilde sayfa sayfa gidecek. Bu bazen kullanıcılar açısından sıkıntı oluşturduğundan dolayı biz mümkün olduğu kadar klasik form olarak kullanmayı, yani tüm soruların tek bir sayfa üzerinde gösterilmesini, alan üzerinde gösterilmesini tercih ediyoruz. Tıklıyoruz ve artık formumuzun başlaması için ilgili düzenleme alanına giriyoruz. Düzenleme alanımıza girdiğimizde şunu kapatalım. E, oluştur, ayarlar ve yayınla bölümleri var. Bunlar daha sonra kullanacağımız bölümler. E, i̇stersek ayarlar bölümünden hemen bazı özellikleri ayarlayabiliriz. Ancak e, öncelikle biz form alanımızla ilgili çalışmalara bakalım. Formumuzun oluşacağı alan bu beyaz alandır. Dolayısıyla da buradaki gönder tuşuyla bir ilginiz olmayacak. Bu cevaplamayla alakalı e, ee, ilk sorumuzu eklemek için sol kısımda bulunan artı işaretine İngilizce yazacaktır ama burada form alanı ekli olarak gözüküyor. Buna tıklıyoruz. Tıkladığımızda bize dikkat ederseniz en baştan en aşağıya kadar yan tarafta kaydırma çubuğu var. Bunu aşağı kaydırarak ne yapabilirsiniz? Birçok özellikleri görebilirsiniz. Bu alanda sevgili dostlar örneğin üst bilgi yani formun üst bilgisi, ad soyad, işte Formu dolduran kişinin ad soyadını isteyecekseniz, e-posta adresini isteyecekseniz, adresini isteyeceksiniz, isteyeceksiniz telefonu isteyeceksiniz bu bilgileri ekleme imkanınız var. Onun altında ise e, tarih, randevu, boşlu doldurma, ürün listesi gibi e, özellikler sunuyor. Temel elemanlar bölümünde ise formunuza ekleyeceğiniz soruların ne şekilde olacağını, sizlere soruyor. Dolayısıyla siz bu seçeneklerden istediğinize uygun olanla ne yapabilirsiniz? Başlayabilirsiniz. Diyelim ki öncelikle üst bilgi düzenlemek istiyorum. Üst bilgiye geldim ve başlık kısmına diyorum ki deneme formudur. Deneme formudur. Dedim ve geri kalan yazıları sildim. Tamam. Boşluğa tıkladım. Bu artık başlığımız tamam. Tam ad olarak yazmış. Buraya tam ad olarak diyelim ki e, kişi buraya ad ve soyadını gireceğine göre <laughs> diyelim ki ad ve soyad dedim boşluğa tıkladım. Bunlar formumuzu oluştur e, oluşturduğumuzda formu alan kişilerin gireceği bilgileri geçermek içermektedir. Efendim ben buraya e-postasını da istiyorum. O zaman e-posta üzerinde de bir tıkladık bir kere. Boşluğa tıkladık. Hiç ayrıntı yazmama gerek yok. Efendim adresini de istiyorum. Hay hay adresine de tıklayın bir kere. Adres satırları gelsin. Efendim telefonu da istiyorum. Hay hay onu da ekleyelim. Bir kere tıkladım. Telefon numarası geldi. E, tabii ki buradaki bu telefon numarası yazan vesaire kısımları işte tel numaranızı giriniz veya lütfen bilgilerinizi giriniz gibi e, kendiniz de düzenleyebilirsiniz. Ben şu anda çıktığı şekilde düzenleme ekliyorum sadece. Boşluğa tıkladım. Ve şimdi geldim diyelim ki e, soruların oluşturma şekline. Şimdi bu alanda yani temel elemanlar yazan şu kısımdan itibaren göreceğimiz seçenekler bizim formumuzda isteyeceğimiz soruların cevaplanma şekilleriyle ilgilidir. Örneğin kısa metin. Kısa metin buraya bir soru gireceksiniz. E, kişi de şu boşluğa ne yapacak? Cevap yazacak. Örneğin diyelim ki... E, Türkiye'nin başkenti neresidir? Soru örneğin. Bakın bir, birinci sorumuzu ne yapmış olduk? Oluşturmuş olduk. Burada görülen boşluk, tabii ki siz buraya herhangi bir şey girmeyeceksiniz. Orada görülen boşluk, bu mesela, formu yayınladıktan sonra kişinin vereceği cevabı yazacağı alandır. Yani kişiye gözükecek. Bunu sonuç kısmında göreceğiz. Uzun metin olarak seçersem, Buraya yine sorumu yazarım. Kişinin de buraya cevapları e, o konuyla ilgili cevapları yazmasını isterim. Örnek diyelim ki projemize neden girmek istiyorsunuz? Şimdi tabii ki bu sorunla ilişki ne olacak? Kişi buraya kendine özgü bir cevap yazacak. Biz bu cevapları incelerken bunu ne yapmış olacağız? Görmüş olacağız. E, paragraf nedir? Burada da herhangi bir metni düzenlemek için arkadaşlar, burada yine kalem işaretine tıklayarak kalem işaretiyle ilgili burada bakın bir metin oluşturucu oluşturabiliriz. Dolayısıyla burada açıklamamızı rahatlıkla yazabiliriz. Vazgeçtiysek bunu çöpe basarak ne yapabiliriz? Tekrar o onu silmiş oluruz. Çok kullanacağınız bir bölüm olmadığı için silme gereği duyduk. Açılır liste. Açılır liste seçeneği arkadaşlar. Buraya bir soru girdiğiniz zaman örneğin diyelim ki Türkiye yine aynı cevap soruyla gireyim. Ne? Başkenti neresidir? Dedim. Dedikten sonra burada seçenekler oluşturulacak. Seçenek kutusunu açtığın zaman siz içine seçenekler yazacaksınız. Örneğin Ankara Enter, İstanbul Enter, Bursa Enter, Konya Enter. İzmir. Enter. Adana. Vesaire. Kaç tane isterseniz buraya yazacaksınız. Daha sonra boşluğa tıkladınız. Böylelikle ne olmuş oldu? Ee, umarım seçenekleri düzenliye tıklayayım tekrar bakalım. Evet duruyor. Ee, cevapları da vereceği cevapları da oraya seçenek olarak sunmuş oldunuz. Kişi bu soruyu okuduğu zaman ne yapacak? Oradan uygun olan seçeneği işaretlemiş olacak. Açılır liste bu arkadaşlar. Şimdi de tekli seçim ekleyelim. Tekli seçimde yine bu kez yine aynı soruyu soralım. Türkiye'nin başkenti neresidir? dedim. Birinci seçenek. Bunu kaç tane seçenek gireceğiniz size bağlı. Yani e, illa dört tane beş tane olması gerek yok. E, daha da ekleyebilirsiniz. Burada dört tane soruyor size ama isterseniz üç tane girebilirsiniz. Diyelim ki Ankara. dedim. İkinci seçeneği seçtim. İstanbul dedim. Üçüncü seçeneği seçtim. Bursa dedim. E, dördüncü seçeneğe ihtiyaç duymuyorum. Dolayısıyla da dördüncü seçeneği e, karşısında bulunan çarpı işaretinden ne yapıyorum? Kaldırıyorum. Şayet buraya dördüncü bir seçenek sonradan eklemek isterseniz bu soruya tıkladığınız zaman Burada diğer seçeneği de ekle. Yani farklı bir seçenek de ekleme imkanınız var sevgili dostlar. Diyelim ki sadece verdiğiniz şıklardan değil de kişi kendinden bir seçenek eklemek istiyor. Ee, yani bunlar değil de diğer seçeneğini seçmek istiyorsa otomatikman bu diğer seçeneği de ne olacaktır? Buraya gelecektir. Onun dışında çoklu seçim. Çoklu seçim seçeneği de arkadaşlar burada birden fazla cevap verebilir. Örneğin diyelim ki... E ne diyelim e, soru da aklımıza gelmiyor ama şimdi birden yazınca e, atayım mesela e, diyelim ki e, balıklar nerede yaşar ya yani çok basit bir saçma bir soru oldu ama idare edin e, ancak düşünmeden akla bu kadar geliyor yazıyorum deniz doğrudur başka efendime söyleyeyim ee, şuradan seçelim. Göl. Bakın bunlar e, tabii ki değildir. E, dağ dedim. Dördüncü seçene, e, dördün seçeneğe de <laughs> orman diyeyim. Şimdi burada dikkat ederseniz çoklu seçenekte, e, çoklu seçimlerde birden fazla cevap seçme seçeneği var. Yani kişi hem denizi hem gölü ne yapabilecek? işaretleyebilecek. Bu soru imkanı veriyor. Sayı e, e, sistemi ise herhangi sayı ile ilgili sayısal bir soru sorduğunuzda burada cevap olarak rakam olarak ne yapacak kişi girecek sevgili dostlar. Görsel seçeneğini tıkladığınızda ise görsel seçeneğinizde resim ekleme şansınız var. Dolayısıyla bu görsel seçeneğinizde tıkladığınızda dikkat ederseniz sağ tarafına sağ tarafa bir alan açılacaktır. Bu alandan dosya seç bölümüne tıklayarak dosya yükle kısmından örneğin bilgisayarınızdan bir fotoğraf seçebilirsiniz. Dediniz ki işte kendi resmimi alayım. Örneğin aldım. Bu resmi yüklüyorum. Ne oldu? Seçenek birinci seçenek olarak geldi. Dolayısıyla ben bu alanda ne yaptırmış oldum? Bir fotoğraf seçeneği sunmuş oldum sevgili arkadaşlar. Aynı şekilde yine form alanı ekle bölümünden e, yine bir görsel seçeneğiyle ne yapabilirim? Başka bir seçenek daha form olarak, resim olarak buraya ekleme şansım var. Tabii istersen. Bu arada eklemiş olduğunuz resimle ilgili çalışmalarınızı, örneğin boyutlarını, efendim yüksekliklerini sağ mı sola mı hizalı olsun, orta mı olsun, bunları seçebilirsiniz. Gelişmiş özelliklerde ise e, bize sunulan seçenek ücretsiz özelliklerde fazla olmadığı için görsel seçiminde bu alanı pek kullanmamıza gerek yok. Bu alanı kapattık ve e, tekrar soru oluşturma alanımıza giriyoruz. Örneğin e, dosya yükleme. Buraya herhangi bir şekilde bir dosya ne yapabilirsiniz? Yükleyebilirsiniz. Yine burada dosya yüklemeye tıkladığınız zaman orta kısımda bilgisayarınızdaki dosyayı yüklemek için bir alan olacaktır. Buraya tıkladığınız zaman ne yapacaktır? Dosyalara göz at kısmında dosya ekleme menüsü açılacaktır. Ve burada e, soruyu buraya yazdıktan sonra e, dosyanızı buraya yazdıktan sonra e, bunun zorunlu mu olup olmadığını yani e, pardon bunu sonra anlatayım isterseniz. Dosya yükleme kısmında dosyanızla ilgili özellikleri ne yapabileceksiniz? Burada soruyla ilgili olarak sorunuzu dosyaya bağlı olarak yöneltebileceksiniz. Bu arada bu açılmışken biraz sonra demiştim. Şimdi arkadaşlar tüm seçeneklerde soruları cevaplama imkanının zorunlu olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Soruya tıkladığınız zaman bu açılır liste özellikleri tık açıldığı zaman örneğin bakın Türkiye'nin başkenti neresidir sorusu. Burada da yine soru sağda mı solda mı üstte mi vesaire belirledikten sonra alt kısmında bunu cevaplamam e cevaplamadan atlamamasını isteyebilirsiniz. Veya cevaplama zorunluluğu olma e olmadan da geçmesini sağlayabilirsiniz. Şayet cevaplamadan geçsin istiyorsanız bu zorunlu kısmı kapalı olmalı. Ama mutlaka ve mutlaka bu sorunun doldurulması gerekiyorsa o zaman bu seçeneği ne yapıyoruz? Açık hale getiriyoruz. Dolayısıyla kişi bu soruyu cevaplamadıysa ne olacaktır? Gönderisini yapamayacaktır. Yani bu soruyu ad cevaplamadan asla ve asla e, size gönderemeyecektir. Mecbur hale gelmiştir. Eğer bu şekilde mecburiyet koyacaksanız burayı açık halde tutuyorsunuz. Yok hocam gerek yok. Yani istediğini cevaplasın istediğini cevaplamasın diyorsanız o zaman burayı kapalı tutarsınız veya diğer sorularda aynı şekilde kapalı tutarsınız ve formunuz tamamlanır. Form alanı eklem kısmında arkadaşlar bunları belirledikten sonra e, alt kısımlarda tabii ki e, daha farklı özellikler var. Onlarla çok alakalı işimiz olmayacak çünkü bizim genelde e, işimiz e, form düzenleme ile ilgili olduğu için. Ee, çalışmanızın nasıl gözüktüğünü yani karşı tarafa nasıl gözükeceğini görmek için sağ üst köşede bulunan formu ön izle bölümüne geliyoruz. Burayı açık hale getirdiğimizde yani formu sağ tarafa doğru kaydırdığımızda bakın çalıştı şu anda. Karşıdaki kişiler bu şekilde görecektir. Yani kişi e, örneğin burayı açtı deneme formudur. Adını yazacak soyadını yazacak e-postasını yazacak. Bunları çünkü biz istedik adresini yazacak, e, ilçesini, ilini, posta kodunu yazacak, telefon numarasını yazacak ve sorulara başlayacak. Türkiye'nin başkenti neresidir dedi. Örneğin buraya atıyorum dedi ki e, Hakkari, dedi. rastgele atıyoruz dedi. Projemize neden girmek istiyoruz? Buraya kendince bir şeyler yazdı. Türkiye'nin başkenti neresidir? Burası tekli cevapta açacak. Örneğin buradan Ankara'yı seçti. Yine öbür soru çoklu seçimde yine tekli seçimdi galiba ee, Türkiye'nin başkenti neresidir Ankara olarak seçti. Bu açılır kutuydu bu tekli cevaptı ee, düzeltme yapayım. Ee, bu da çoklu cevaptı balıklar nerede yaşar denizi işaretledi gölü işaretledi dikkat ederseniz burada iki seçeneğe de izin verdi. Oysa bir önceki tek seçenekliydi örneğin İstanbul'u tıkladığımda Ankara'daki seçenek kalkacak. Veya buradan herhangi birini tıkladığında öbüründeki seçenek kalkacak. Ben Ankara'yı seçtim. Diğerleri gördüğünüz gibi işaretlenemiyor. Ama burada çoklu seçeneği, çok cevap seçeneğini kabul ettiğim için burada aynı anda birden fazla cevabı da ne yapabilecek? İşaretleyebilecek. ile ilgili bir sorun koyduğumuzda buraya diyecek ki örneğin 25 dedi gönderecek. Dolayısıyla özür diliyorum. Enter'a bastım otomatikman göndere gitti. Ee, bu şekilde ne olacak arkadaşlar? E, ee, cevaplarını girmiş olacak. Resim seçeneğinde de yine aynı şekilde burada eklediğiniz resimleri ne yapabilecekler? Rahatlıkla görebilecekler. Dosya yüklediğinizde de o dosyayı buradan tıklayarak ne yapabilecek? Görüntüleyebilecek. Diğer resimlerinizi de veya çalışmalarını inceleyecek, görecek. Ve ondan sonra bunları doldurduktan sonra gönder seçeneğine tıklayacak. Bu formu ön izle yaptıktan sonra arkadaşlar sorun yoksa tekrar e, pasif hale getiriyoruz. Pasif hale getirdikten sonra diyoruz ki artık formumuzu yayınlayabilirsin. Yani artık işimiz bitti bu formu yayınla diyoruz. Yayınla dediğimiz zaman formumuz artık yayına girmiştir. Dolayısıyla bu formu paylaşmak için ister buradaki e, linki ister böyle seçerek kopyalayın. İsterseniz bağlantıyı kopyalaya tıklayın. Veya e-posta ile buraya sadece yani herkesi görmesini istemiyorum. Ben sadece buraya kişilerin gelip e, davet ettiğim kişilerin gelip görmesini istiyorum diyorsanız o zaman buraya tek tek ne yapacaksınız? Maillerini yazacaksınız. O maillere ilişkin gönderdiğiniz kişilere de bir not buraya yazacak ve davetiyeyi göndereceksiniz. Dolayısıyla sevgili dostlar. Burada linki almanız yeterli. Yine sol tarafta embed koduyla ilgili herhangi bir şekilde bir siteye embed kodunu gömmeniz için bölüm vardır. Oraya tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi embed kodu otomatikman karşınıza çıkar ve bunu sitenize paylaşabilirsiniz. Yine iframe olarak eklemek için, geri bildirim olarak eklemek için vesaire tüm her şeyi ne yapabilirsiniz? Bu seçeneklerden kullanabilirsiniz. Formunuz artık yayınlanmıştır. Peki formumu nerede göreceğim? Yani yayınlandıktan sonra nasıl göreceğim? Yayınlandıktan sonra hesabınıza tekrar girdiğinizde direkt ben ana sayfanız açılacak. Bakın bu sayfa açılacak ve formunuz burada gözükecek. Örneğin dikkat ederseniz formda bir yanıt olduğu gösteriliyor. Ben bu bir yanıt e, tıkladığım zaman sevgili arkadaşlar o yanıtın e, en azından gönderilen yanıtın ne olduğuyla ilişkin tabii ki e, daha sonra burada e, şeylerini bilgilerini göreceğim. 31 Ekim 2020'de demiş. Eee görüntüye tıklıyorum. E, dolayısıyla burada şu anda sadece demin biraz önce biz bir cevap vermiştik. Örneğin Hakkari demiştik, yazmıştık. Dolayısıyla o cevabını yapmış olduk. Orada görmüş olduk. Bakın verdiği tüm cevapları burada ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Dolayısıyla ki burada doğru mu yanlış mı diye ayırma Söz konusu olmayacak tabii ki. Bu formun amacı şu anda düzenlemiş olduğumuz formun amacı kişiler ne cevapları verdi. Dolayısıyla biz bu bölümden ne yapacağız rahatlıkla görebileceğiz. Verdiğince tüm verilen cevapları göreceğiz. Kimler verdi burada göreceğiz. Ad soyadlarını yazdarsa, e-postalarını, adreslerini, telefonlarını yazdarsa o kişilerin bu alanda verdiği tüm cevapları görebileceğiz. İstersek bunları indir diyerek yazılı olarak da ne yapabileceğiz? Alabileceğiz sevgili arkadaşlar. Tekrar ana sayfama geliyorum. Ana sayfama geldiğimde şayet ben bu formdan vazgeçtim artık. Yani ben bunu artık e, ya ya da eksik var. Tekrar düzenlemek istiyorum diyorsanız o zaman formun üzerine farenizle geldiğinde formu düzenle kısmına tıklayarak tekrar form alanının yani doldurma formu oluşturma alanının açılmasını sağlayabilirsiniz. Burada yaptığınız diğer sorular aynen kalacaktır. O soruları eklemek istediğiniz zaman tekrar buradan sol kısımdan form alanı ekle kısmından temel elemanlar bölümünden ne yapabilirsiniz? Çalışmalarınızı yükleyebilirsiniz. Çalışmanız bittikten sonra tekrar ne demek zorundasınız? Yayınla demek zorundasınız. Şu anda tekrar ana sayfama geliyorum. Diyelim ki e, bu formla işim bitti. Artık bu formla yapacak bir şeyim kalmadı. Yayınlanmasını, da, görülmesini de istemiyorum. O halde ne yapabiliriz? Bu formla ilgili bakın sağ tarafta daha fazla kısmında istersek bu formu tekrar yayınlama, şablon olarak paylaşma, efendim veya formu bilgisine atama veya form yanıtlarını buradan da verileri ne yapabiliriz? Görebiliriz. Örneğin form analizini tıkladığımız zaman e, ne olacaktır? Formumuzla ilgili analizler gelecektir. E, dolayısıyla işte trafiği cihazı nereden girmiş, platformu, e, efendim örneğin hangi tarayıcılardan gelmiş veya hangi ülke, ülkenin gelmiş gibisinden seçenekleri burada ne yapabileceksiniz görebileceksiniz. Nereden görüyorduk bunları? E, formumuzun hemen karşısındaki şöyle yapalım. Daha fazla kısmındaki oka tıkladığımız zaman. Dolayısıyla buraya zaten tıkladığımız zaman daha önce oluşturduğumuz tüm formları gördüğünüz gibi her form üzerindeki bu daha fazla kısmına gelerek o formu görüntüleyebilir, düzenleyebilir, ayarlarını düzeleyebilir, yeniden adlandırabiliriz, çoğaltabiliriz veya devre dışı bırakabiliriz. Efendim benim formum e, bitti hocam. Artık e, bilgi istemiyorum. O zaman ne yapıyoruz? Devre dışı bırakıyoruz. Dolayısıyla form artık ne olmuştur? Cevap seçeneğinden kaldırılmıştır. Artık siz kimse buna cevap veremez. E, yayından kaldırılmıştır. E bu hocam ben bunu görüyorum, ben bunu görmek de istemiyorum diyorsanız o zaman baş taraftaki kutucuğu tıklayınız. Yani hangi formu silmek diyelim ki burada 10 tane formumuz var. Hangi formu silmek istiyorsanız başındaki kutucuğu tıklayınız ve yukarıdaki sil işaretine tıklayınız. Gördüğünüz gibi formumuz çöpe taşınmış oldu. Form alanımızda hiçbir şey kalmadı. Dinlediğiniz için Teşekkür ediyorum sevgili dostlar.